Evet başkanım, tebrikler. Şener söyleyeceksin, Trabzon uzun yıllar sonra galip geldi, güzel bir futbol. Dostluk kazandı. Neler söyleyeceksiniz mesajı? İyiydi, bir kere her şeyinden önce seyircimize çok teşekkür ediyorum. Çok büyük destek verdiler. Trabzonspor seyircisine yakışır olgunlukta. 90 dakika boyunca da takımlarını desteklediler. İyi bir sınav verdik. Her zaman söylediğim gibi Fenerbahçe maçlarını hep şey gösteriyorlardı, refere ediyorlardı ama burada sıkıntı aktörlerdeydi. O aktörler devreden çıkınca işte görüyorsunuz yani maç çok rahat. Yani fazla bir sıkıntı yaşanmadan da oynanabiliyormuş. Bunların bedelini hep bize ödettiler. Ama Allah da o bedeli onlara ödetir bir gün diye düşünüyorum inşallah. Maça gelince iyi oynadık. Yani takım olarak çok iyi oynadık. Sahadaki 4 oyuncumuz, 4'ü de bizim altyapımızda. Evet, 4 tane Trabzon. Yusuf, Abdülkadir, Hüseyin, Uğurcan ve bunların yaş ortalaması da 20. O beni çok mutlu eden ayrı bir faktör oldu. Kaptanın performansı mükemmeldi. İyi futbol oynadık. Çok gol kaçırdık. O kadar kaçırmamamız lazım. İşte ondan sonra kaçırınca işte son dakikalarda sıkıntı da yaşıyorsunuz yani. Ama işte o en tehlikeli anda da Uğurcan çıktı sahneye. 8 senedir kazanamayan bizdik. Oynadığımız futbolla da galibiyeti hak ettik. Yani tüm camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Camiaya armağan olsun. Başkanım, maçtan çok Sayın Ali Koç'la birlikte tribünlerdeki o görüntünüz, taraftarların Sayın Ali Koç'la resim çektirmesi, Ali Koç'un Trabzon'da dolaşıp yemek yemesi, bu bence bugün maçın önüne geçti. Neler konuştunuz Sayın Ali Koç'la, neler yaşandı tribünlerde, biraz onları... Ya şöyle söyleyeyim, tabii yani çok olgun bir insan, gerçek bir spor adamı, yani o da çok zor bir görev aldı. Çok çok zor bir görev aldı. Yani bir küçük bir anekdot. İkinci golden sonra, Sosa'nın golünden sonra işte ben ön taraftaki seyircimizi hani sakinleştirmeye falan çalışırken Sayın Ali Koç başkan dedi, çok güzel bir goldi. Yani lütfen ayağa kalk da sevin dedi. Tebrik etti tabii. Güzel oyundan dolayı çok güzel oynadınız dedi. Yani buna benzer diyaloglar. Yani zaten dostluk sporun ruhunda var olan bir şey. Ama biz yıllarca onu öldürmek için birileri özellikle birileri o dostluğu öldürmek Aziz için. Aziz Yıldırım'dan bahsediyorsun. Ben isim vermiyorum. Kim olursa olsun yani. Spora o yönüyle beraber zarar veren insanlar sadece yani ülke futboluna değil, ülke sporuna değil, ülkenin imajına da zarar veriyorlar. İşte gördünüz yani bir sürü de provokasyon vardı maç öncesi. Ama bu maç bu şekilde de oynanabiliyormuş. Yani Trabzonspor seyircisinin, Trabzonspor taraftarının gerçek yüzünü ancak bu şekilde gösterebilirdik. Yani Sayın Ali Koç bu maça gelerek buna yardımcı oldu. Eğer orada olmasaydı, orada oturmasaydı, hani şunu da söyleyebilirdi insanlar. Kendiniz çaldınız, kendiniz oynadınız ama yine her zaman söylediğim bir şey var. Kulüp başkanı eğer çok geçerli bir mazereti yoksa her maçta takımıyla beraber, takımı sahada onun tribünde yer alması gerekir. Bu bütün kulüp başkanları için geçerli. Ben de buna büyük hassasiyet gösteriyorum. Sayın Ali Koç da aynı hassasiyeti gösterdi. Ve çok şey davrandı kendisine. Aynı şekilde de taraftarımız. Demek ki bazı şeyler bazı insanlar tarafından kaşınıyormuş. Dostluğun temelleri atıldı artık. Ya zaten bir şey söyleyeyim. Yani dostluğun karşıtlığı düşmanlıktır biliyorsunuz. Ben her zaman söylüyorum. Biz ne duygularımızda ne düşüncelerimizde camiye olarak düşmanlık diye bir kavramı hiçbir zaman benimsemedik. Dostluğun temelleri atıldı diye bir şey yok. Yani zaten yani sporun ana teması dostluktur. Sporu buradan uzaklaştıranlar yani onlar bu işin sorumluları. Maalesef bedelini de zaman zaman biz ödüyoruz. Sorumlular değil. Hoş geldin.